İmparatorluk gören son şehzade vefat ettikten sonra Osmanlı hanedanı bireyleri artık hanedan olmadıklarını, Osmanlı ailesi olduklarını ilan ettiler. Dolayısıyla o kişinin prenslik talebi kadük olmuştur. Burada söyleyecek bir iki kelimem var çünkü o açıklamayı ben yayınladım. Evet. Habertürk gazetesinde yayınlandı bir tek. Neslişah Sultan'a şimdi. Neslişah Sultan, aile açıklamadı onu. Neslişah Sultan ailenin en yaşlı mensubu açıkladı. O da saray. Çok doğru bir açıklamaydı. İstanbul'da doğan. Sarayda doğan. Son değil mi? Son. Ondan sonra yani kadın erkek son. Başka yok. Bitti. Yani son erkek. Osman Efendi'ydi. Son hanım, son sultan Neslişah Sultan. Ama hem hanım olarak hem aile mensubu olarak sarayda doğan son kişi. Prenslik talebi kadük olmuştur. Zaten kabul etmediler ki. Osman Efendi kabul etmedi bir. Osmanlı hanedanının sürgünde tutulmak yerine Cumhuriyet kurulduktan sonra bir şekilde uygun şartlarda Türkiye'de tutulsalardı daha yakışır olmaz mıydı? Kişisel görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Size kişisel görüşümü Emrah Bey samimiyetle söyleyeyim. İmkansızdı Türkiye'de evet. tutulmaları. Niçin imkansızdı? Osmanlı hanedanı öteki hanedanlar gibi o dönemde birkaç kişiden ibaret değil, kalabalık. Bakın hanım sultan çocuklarının gitmeleri serbestti. Padişah kocaları, padişah eşleri kalabilirdi. Çünkü hepsinin eşi o sırada Sultan Vahdettin Işık'a vefat etmişti. Damatlardan ayrılanlar kalabilirlerdi. Bu istisnalara rağmen 155 kişi mi benim kitabın arkasında vardır. 150 küsur kişi de çıkartılan. Yani bunun sebebi nedir? Yani kalabalık olmasının sebebi çok eşlilik. Yani bugün İngiltere hanedanı, kraliçe, oğlu, oğlunun iki çocuğu, yani Charles'ın iki oğlu, diğer iki oğlu, onların çocukları, Prenses Anne ve kızı, kızından sonrakiler, oğlundan sonrakiler biter. Anne'in oğlu prens değildir. Prensesin sonrakiler gider. Yani orada Kent dükü tarafı var. Kent dükü düşesi tarafı var. Yani Edward'ın öteki çocuklarının tarafı var. Dolayısıyla Royal Family dedikleri 15 kişiyi geçmez İngiltere'de. Bizde 155 kişi. 155-157. Bu da ki bu sayıya da hanedanın, ailenin diğer mensupları dahil değil. Kadın tarafından gelen ikinci nesil zaten sayılmıyor. Onlar işin içinde yok, dahil değil. Dolayısıyla Türkiye yeni kurulmuş bir cumhuriyet için böyle bir hanedanın Türkiye'de kalması çok zordu. Hayır, bir de sayı çok olması, iki kişi bile olsalar kalamaz. Yani bana göre, çünkü mesele şu. Siz iktidarı, Atatürk ve çevresi iktidara hakim. Evet. İktidara gelmek isteyen diğer gruplar Atatürk'ü ve yeni rejimi yıkmak için Ekarte mutlaka edip, hanedanı evet, kullanacaklar. Çünkü kullanabilecekleri en önemli argüman grup hanedan. Hanedanı devam ve ettiriyor. Ve bu hanedan sıradan bir hanedan değil. Devletiyle, halkıyla iç içe yani 600 yıldır. Ya belki şu olabilirdi, o bile zor. Kadın mensupları kalabilirdi belki. Ama zor. Şimdi bak 1 ve 2 Mart günleri Ankara Büyük Millet Meclisi ile meclisinde Ankara'da tartışılıyor. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Büyük Millet Meclisi. O hilafetin lağvı ve hanedan Osmani'nin hudut tacinde çıkarılmasına dair kanun, resmi adı bu şekilde bir şeydir. O teklif görüşüldüğü sırada zabıt kağıdı kim biliyor musunuz? Vehbi Koç. Hı hı. Çünkü devlet dil bile dil, şey okuma, yazma okuma yok. Yazması bilen. Zabıt katibi bulmak için, yapabilmesi için, zabıt katipliği yapabilmeleri için iki kişiyi bulmuşlar. İki genç. Biri Ankara'da bakkallık eden Ahmet Vehbi Efendi. Hmm. Okuma yazması var, gayet çabuk yazıyor. Bir de şey. Bilinen birisiydi. Nutuğu çevirdi ya sonra. Hıfzı Veldet. Hmm. Öğrenci o sırada, genç. Onlar yapıyorlar. Ben Vehbi Bey'le, rahmetli Vehbi Koç'la bu konuyu konuştum. Hatta yani o görüşme sırasında dışarıya aktarılmayan neler olduğunu, çünkü çok ketumdu. Bu kadar sene geçti dedim.
Çok zaman yani 70 küsur sene geçti. Lütfedin dedim şeyi, bazı şeyler anlattı. Hatta sonra ben rica ettim. Yarın öbür gün ben bunları kullanırsam yazmadı falan demedi, anlattı şeyleri. Kullanırsam, yazarsam inandıramayabilirim, bana yazılı verir misiniz dedim. Mektup yazmayı çok severdi biliyorsun. Vehbi Bey devamlı mektup yazardı. Eskiler. Kuşkun'a bile mektupla şey yapardı. Bunu böyle yapmayın diye. Ve bana mektup olarak gönderdi bunu. Bende durur. Orada söylediği şudur. Şimdi isim vermeyeceğim. Burada yine sansürcü falan diyecekler. Atatürk dedi, hanımların çıkmasına ısrar etmedi. Hanımlar kalsın demiş. Çok önemli bir başka isim. Paşam, onların da gitmesi lazım. Dışarıdakiler hanımları kullanıp bir iş yapabilirler demiş. Ondan sonra peki dedi diyor. Bu bende yazısıyla tamamen mektubunda. Bu meclisteki bir tartışma mı yoksa meclisteki görüşme? Peki zabıtlarda yok mu bu? Ha, bu zabıtlarda hayır. Yok, zabıtlarda yok. Zabıtlarda yok. Havayı anlatıyor. Çünkü resmi görüşme dışında, yani kürsüye çıkıyorlar, konuşuyorlar. Gizli toplantıların dışında? Açık galiba o toplantı, gizli celse değil zannedersin. Gizli celse değil mi? Galiba değil. Hatta enteresan bir celsedir o. Bir hocanın, din hocası, bir teklifi vardır. Sultan Vahdettin'in besmeleyle taşlanmasını kanun yapalım, teklif ederim der. Sultan? Vahdettin'in. Besmeleyle. Besmeleyle taşlanması diye. Hiç duymamışım ben. Rüzgarmış. O zabıtlar çok enteresan. Hem de besmeleyle tartışıyor. Orada Atatürk'ün hilafet hakkında yaptığı muazzam bir konuşma vardır. Şeyin çok yardım olduğu söylenir. Ne hocaydı o? Teklifi verenlerden. Ve yani şeyde değil, meclisteki hava. O da orada, çünkü önünde konuşuluyor bunlar. Celse açılmamış. Celse tokmağı vurduğu anda başı reis. Şey, her şey yazıya geçiriliyor. Ama orada konuşmalar falan var. Off the record dediğim off şey. Off the record değil, off the record değil. Ha, kendi aralarında konuşuyor. Kendi aralarında. Toplantı arasında. İşte onu diyoruz. Şey, off the record değil, çünkü celse olmadığı için zapta geçmiyor. Onu diyorum işte. Oh, yani zapta girmiyor. Gizli falan değil bu. Yani yazılmaması kaydıyla değil. Kendi arasındaki sohbet. Şey gibi. Mesela biz burada program arasındaki şey konuşuyoruz, programa ara veriyoruz. Erhan şöyle bir sandviçi götürüyor, soğuk su o yüzden geliyor, onu da söyleyeyim. Başladı gene gözler. O arada sohbet ediyoruz Erhan'a, afiyet olsun diyoruz iyi bir şekilde. Onlar yani. Atatürk demişti, tekrar edeyim onu, hanımların gitmesine şey değildi, istekli değildi. Yani öyle bir isteği olmadı. Karşı değildi demiyor. Öyle bir isteği talep olmadı, yani. Talep etmedi. Fakat uyarıldı. Çok önemli bir isim. Paşam, bırakırsak dışarıdakiler kullanır. Tehlike olurlar onun için demiş. Bir de efendim şu var. Birinci Dünya Harbi'nden sonra savaşı kaybeden devletlerin bütün hanedanları sürgüne gönderilmiştir. Habsburglar. Tek bir istisnası vardır. Tek bir istisnası vardır. Romanovlar öldürüldü. Ya, kanlı Ahmet bir şekilde Çar ailesi. Şeyini yayınladın ya kaydın, orada diyor ya, biz dışarı çıkmasaydık, sen şeydeydin değil mi, belgeseldeydi. Daha da kötü. Belgeselde değil, hayır. Evde yaptım, evde bir çekimdi o. Daha da kötü olabilirdi diyor. Daha kötüydü diyor. İç savaş çıkabilirdi veya öldürülürdü diyor. Yani onu o açıdan düşünmek lazım. Romanovlarla evet, bağlantılı. Yani Romanovların akıbeti, yani Çağ Nikola ve çocukların akıbeti, kurşuna bütün o hanedanları örnek teşkil etmiştir ve söylerler. Sadece Romano şeyler değil, Habsburglar değil, Hohenzollernler var. Onlar. Evet. Yani Kaiser Wilhelm. Almanya. Kaiser Wilhelm'i şeye gönderdiler, Almanya. Pardon, Hollanda'ya gitti. Orada bir şatoya yerleşti. Hayatının sonuna kadar orada kaldı, bir de evlendi. Karısı öldü, başka bir kadın aldı. O da ona ziyarete gelen bir hayran hanımın genç kızı, ona aşık olmuş, onu almış. Kıyamet koptu sonu ailede falan. Bir de efendim Habsburglar. Yani Avusturya, Macaristan. Bulgar. Hepsi gitti. Bulgarlar hepsi. Avusturya, Macaristan İmparatorluk ailesi. Bakın bizde Almanlarda, Ruslarda yasak kalktı. Gidebiliyorlar. Hepsi. Ülkelerine. Osmanoğlu ailesi Türkiye'ye gelebiliyor. Türk vatandaşı olabiliyor. Hohenzollern dönebiliyor. Romanov gidiyor. İşte en son o Çariçe buraya geldi kadın. Ama bir hala bir istisna var. İtalya. İkinci harpten sonra. Hala izinle gidip geliyorlar. Ama Avusturya Macaristan'da Habsburg ailesi için, ki bizim Osmanlılardan 150 sene daha eskidir bunlar. Bir şatodan geliyor bu isim. İsimçe de bir şatodan. Atmaca demek. Evet.
Şato. Habsburg ailesinin 1918 öncesi doğumluların Avusturya'ya girmeli ve hala yasaktır. İzin alarak girebiliyorlar. Çalık, resmi izin. İmparatorluk görmemiş olacaklar. Evet. İmparatorluk görmeyecek. Kaldı mı ki? Efendim? Kaldı Otto mı? Hayatta. Otto kaç yaşında? 96 mı 97 mi ne? Yani imparator hayatta. Evet. İmparator olacak adam hayatta. Ama en gırgır. Ama o da ne yaptı biliyorsunuz? Milletvekili oldu Avrupa'da. Almanya'da. Evet. Avrupa Birliği. Geçen 2-3 ay önce Fransa'da çok güzel bir kitabını aldı. Bir demokrasi kitabı yazmış. Düşünün. Demokrasi mi? Çok ciddi bir entelektüeldir o. Çünkü onun annesi vardı. İmparatorca Zita. Kadın geri dönmek için çok uğraştı. Çok eli maşalı. Yapamadı. Olmadı. Fakat çocuklarını okutmadı öteki çocukları doğru dürüst. Otto'yu çok iyi okuttu. Ve hem Avusturya hem Macaristan olduğu için bunlar Macarca'yı da çok güzel öğrettiler. Bir de şey problemi var. Avusturya tahtına felakat ettiler. Macar tahtından etmedi bunlar. Ama adam gitti, Almanya'dan milletvekili oldu. İnanılmaz entelektüel birisi. Ben tanırım Otto von Habsburg'u. Zita'nın muhteşem bir biyografisi vardır. Biliyorsunuz onların. Şeyin yazdığı, bu Fransız gazetecinin yazdığı çok güzeldir. O Fransız gazeteci François'ın yazı işlemi müdürüydü. Redaktör en şef genel yayın müdürüydü. François Magazine'in. Nefis bir kitaptır o. Evet. Ya onların adada yaşadıkları. Emperatrice Courage, Cesaret İmparatorçası o değil mi? Evet, evet. Çok güzeldir. Ara ver diyorlar gene bir... Daha önce anlatmıştım ama... O son bir şey sorayım mı? Şu son cenazeyi bir anlatayım Zita'nın. Tak tak tak. Zita ölüyor. Yani kadın... son imparatoriçe. Son imparatoriçe. Şah'ın karısı. Son imparatorun karısı. Ve şimdiki Habsburg reisi olan Otto'nun yani Arşidük Otto von Habsburg'un annesi. Bu 80'lerde öldü. 90 küsur yaşındaydı. Özel izin verildi. Viyana'ya götürüldü cenaze. Ve şeyin o sakallı imparator kimdi Birinci Dünya Savaşı? Avusturya Macaristan İmparatoru. Franz Josef. Franz en son Franz Josef'in... Sakal o kadar uzun evet, değildi ya. Yani. Şöyle şöyle. Öyledir. Öyledir. Franz Josef de. Tabii 60 küsur sene kalmış herif. Ölmüyor. Layımut. Oğlu intihar ediyor bilmem. Oğlu Mayerling faciası. Oğlu gidiyor. Sonra Şahla geçiyor şey. Karla yani. Oğlu, şimdi efendim derken... Ha, Franz Josef'in cenazesine 1917-18 binde en son Bizans'a vahdete gitmişti cenazeye veliaht olarak. Demek ki 17 falan. 18'de tahta çıktığına göre. Franz Josef'in en son Franz Josef'in cenazesinde kullanılan cenaze arabasına konmuş. Tita'nın tabutu. Siyah, çok güzel bir araba. Simsiyah. Perdeler, ağacı hepsi siyah. Siyah hatlar çekiyor. Efendim, ve Kapusin Kilisesi'ne gidiyor. Kript var orada, şey var. İmparatorluk mezarlığı var. Ve hükümet izin veriyor. Avusturya hükümeti özel izinle oraya defnedilecek. Bu Saint Stefan mı, başka bir kilise mi? Kapusin Kilisesi, hayır. Kapusin adı kilisesi. Da mı Kapusin? Kapusin yani tarikatın kilisesi. Adını taşıyor. Kapusin Kilisesi. Habsburglar oradadır hepsi. Çoğu yani oradadır. Ve bunlar koyu Katolik. Zaten kocası öldükten sonra Sita... 30 ya 60 sene boyunca falan, 60 seneden belki fazla sadece siyah giyiyor. Başka hiçbir şey giymiyor. Hepsi siyah. Oğlunun düğününde bile siyah giyiyor kadın. Matem elbisesiyle. Şeyin, Otto'nun. Efendim, cenaze kilisenin kapısına geliyor. Tabutu alıyorlar. Şeyle, o şu tutarlar ya, omuz şeyleri şöyle tutuyorlar. Tam Katolik ve imparatorluk adeti olacak. Kapı vuruluyor. Tak tak tak. İçeriden bir ses Almanca. Kim o diyorlar. Şimdi sayıyor. Avusturya Macaristan İmparatoriçesi. O şey de anlatıyor. Bourbon Palma Prensesi'ydi. Bourbon Palma Prensesi. Bilmem ne düşesi. Bir, iki sayfa şey. Sayıyor yani. Sayıyor. Bunlar var. Bu hepsi var. Şey, dünya kadar prenses, efendim düşes, bilmem ne. Kraliçe, imparatoriçe falan. İçeriden cevap geliyor. Böyle birini tanımıyoruz. Her kişi niyeti. Gelenek ama bu. Tekrar kapı tak 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 vuruluyor. Huu, kim o? İçeriden geldi. Kim o diyorlar. Aynı liste. İşte Bourbon Palma Prensesi, Avusturya Macaristan İmparatorçası, Habsburg'un bilmem nesi, işte Allah'ın inayetiyle bilmem ne olmuş, şu bu falan filan. Gene bir cevap. Böyle birisini tanımıyoruz. Üçüncü defa tekrar tak 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 vuruyorlar. Gene içeriden kim o diye ses geliyor. Allah'ın rahmetine muhtaç Zita adlı kul.
Ha gelsin diyorlar, kapı açılıyor. Şeye bak adamlar. Kapı açılıyor. Evet. Ve oraya defnediliyor.